Ben de iyiyim, çok şükür. Neredeyim? Evet, bugün Gata Havaalanı'nda bir çekim, gezgin Nilüfer öğretmen olarak. Yani gerçekten bugün bir ilki yaşıyorum arkadaşlar. Neden? 20 seneden beri falan uçuyorum herhalde. Ve ilk defa bir de Türk Hava Yolları 1,5 saat dedi ama şu anda 1.45 oldu. İnşallah 2-2.5 olmaz. Bir gecikme. Ben de canım sıkıldı, dedim ki sizlere bir video çekeyim. Ne yapalım bu videoda, ne yapalım? Havaalanında neler yapılır mı? Yoksa bir uçak yolculuğunda yapılması gerekenler mi? Vallahi havaalanında işte gezgin olunca öyle her şey olabiliyor şu arkadaşlar. Dış hatların önündeyim. Dış hatlara mı gidiyorsunuz diyeceksiniz. Hayır, dış hatlara falan değil. Ama bugün benim için önemli bir gündü. Neden? Çünkü arkadaşlar, yaklaşık 2 yıl 8 ay oldu. 2 yıl 8 ay yani gerçekten. 2 yıl 8 aydan beri uçmuyordum. Ve dedim ki harika bir uçuş olacak. Ve dediğim gibi hayatımda ilk defa hayırlısı, yani ne yapalım. Geç olsun güç olmasın derler ya, gezginsiniz. Evet, havaalanlarında çok fazla ama ilk defa bu kadar bir arkadaşlar uçuşu oldu. Beklediğim diyebilirim. Şimdi bir uçak yolculuğunda dediğim gibi ilk önce yapılması gereken mutlaka yanında bir ceket alın derim. Rahat ayakkabılar olsun. Gördüğünüz gibi uçağa bineceğim ya, takım akı yok. Gerçi şurada bir halkalım var. Halkal bir şey olmadı girerken, ötmedim çok şükür. Çünkü ötersiniz, döner, dolaşır, tekrar işte üzerinize arama yaparlar falan, o anda da bir suçlu gibi falan hissedersiniz. Özellikle mesela çizmelerde falan ben buna çok dikkat ediyorum. Ay, kışın bir keresinde olmuştu. Ay, yani kalkıp da çizmeyi çıkar, diğer kısmını giy. Zaten bir suçlu boyutu gibi ayrı bir şey. Yani o nedenle onları giymemeye çalışabilirim. Of! Daha sonra içinde değil de yanınıza alacağınız şeylerde arkadaşlar kesinlikle sıvı olmasın. 100 miligramı yani su şişesi alınmıyor mesela. Sıvılarda da mesela bebeklerde eğer olursa izinle veya mutlaka
şeyin içerisine konuluyor. Ay, ismi aklıma gelmedi. Vallahi bandaj diyeyim artık yani. Hadi yazın bakalım ismi neydi falan. O evvel de söylemedim dermişim. Onun içerisine... Bakın. Geldi. Yani işte ufak kapıya seyahat edilince böyle oluyor arkadaşlar. Dış hatlarda pasaport kontrolünü özledim. 3-4 seneden beri boş boşuna geçiyoruz dediğim gibi. Yanınızda yine çantanızda kesici alet, mesela şemsiye, bilgim törpü biz bayanların, değil mi yani? Kesinlikle yok yani orada. Erkeklerin mesela geç bayanlara çakmak şeklinde yok, alınmıyor. Oraya atıyorsunuz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ruj falan dikip ruj işte 100 milime kadar alınabiliyor. Çok böyle fazlalık olmayacak bunun yanında. Rahat ayakkabıları tercih edin. Uzun uçuşlarda, uzun uçuşlarda tabii. Mesela ben uzun uçuş Türk Hava Yolları'yla Uzak Doğu'ya gittim. Evet, Güney Afrika, Çin, o uçuşlarında çorap veriyorlar bir tane ayağınızın rahat etmesi için. Diş fırçanız, kreminiz, yani onda her bir şey veriyor. Onun ayakkabıları çıkarmak da serbest yani aklınızda. Daha sonra aklıma gelen, evet yanınıza kitap alın. Gerçi orada da veriyorlar ama olsun yani. Okumak için mutlaka yanınıza bulursun. Hem telefonlar açık değil biliyorsunuz. Yani çok güzel dedim. Bakın şöyle dış hatlar, şu tarafta iç hatlar. Buralarda bekleyebilir, daha sonra kafede oturabilirsiniz. Tabii fiyatlar biraz uçuk arkadaşlar söyleyeyim. Sakın şunu yapmayın, biz yapmıştık, İtalya'ya uçuyoruz, gidiyoruz. Dedik ki yanımıza işte hani bisküvidir, ondan sonra erkektir bir şeyler alalım. Havaalanından alırız ya falan dedik. Aman Allah'ım, bir gittik. Fiyatlar var ya, yani uçuk. O nedenle bu tür şeyleri yapmayın derim. Evet, iki şeyler de şu. Şu tür panolar da vardır. Tabii burası küçük bir havaalanı olduğu için çok fazla değil. İstanbul, Tahran uçuşlar. Şöyle dışarı çıkalım. Evet. Yani eğer uçunuz geciktiyse dışarılarda da şöyle hava alabilirsiniz. Yürüyün, temiz hava. Çünkü burası Çardak Havalimanı olunca farklı bir havası var. Şu tarafa da götüreyim ben sizi. Bakın aracınızla geldiyseniz de bu ücretleri ödeyebilirsiniz. Bir aylık abone ücreti 230, sürekli gelip gidenler için çok bir şey değil diye düşünüyorum. Dediğim gibi şuralarda yürüyüş yapabilirsiniz. Yani oh akşam vakti. Üzülmeyin uçak gecikti diye. Çaresi var her şeyin. Oh mis gibi temiz hava, kimsecikler yok. Şurada da havayolu lojmanları varmış. Çardak.
Denizli'nin güzel bir ilçesi. Tabi havaalanıyla da ismini daha çok duyurmuş oldu. Hadi bakalım. Beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basınız. Lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olunuz.